Dünyadaki bütün sivrisinekleri öldürürsek ne olur? Kurbağaların soyu tükenir, kurbağa yiyen bütün kuşlar da ölür ve bütün ekolojik denge bozulur. Sinek bulamayan yarasalar besin için insanlara dönerler ve evrensel bir yarasa vs. insanlar savaşı. En sevdiği kertenkele türünün soyu tükenen zebralar silahlanır ve insanlığın sonunu getirir. Bu kadar kompleks bir konuda kesin bir cevap vermek elbette mümkün değil. Ama uzmanların çoğunun ortak görüşü önemli hiçbir şey olmayacağı yönünde. Sivrisineklerin ana problemleri aşırı derecede sinir bozucu olmaları değil. Her yıl 500 bin civarı insan sineklerin taşıdığı sıtma gibi hastalıklardan ölüyor. Hatta sivrisinekler dünyadaki en tehlikeli hayvanlar olarak görülüyorlar. Dünyada tahminen 3500 civarında sivrisinek türü var. Bunların hepsini birden yok etmeye çalışmak hem zaten abartı hem de sonuçlarını tahmin etmek daha da zor olur. İnsan kanı hemen 200 civarı türden sadece birkaç tanesi ciddi anlamda tehlike arz ediyor. Ve kilit bir tane tür var. Anopheles gambiae. Sadece bu türü öldürmek bile milyonlarca hayat kurtarabilir. Şimdi, konuyu derinlemesine incelemek için önce gelin sivrisineklerin ve larvalarının faydalarına bakalım. Ne yapıyorlar bunlar dünyada? 1. Suda yaşayan sivrisinek larvaları zararlı organizmaları yiyerek suyu temiz tutmaya biraz yardımcı oluyorlar. Ama bunu her yıl yüz binlerce insanları öldürmeden yapan organizmalar da var. 2. Bu larvaları farklı böceklerin larvaları, bazı kaplumbağalar, iribaşlar ve balıklar yiyorlar. Ama hiçbirinin ana besin kaynağı sivrisinek larvası değil. Sivrisinek balığı diye bilinen Amerikalı bir tür bayağı yiyor bu arkadaşları. Hatta birçok noktada sivrisineklerle savaşmak için de kullanıldılar. Ama isimlerine rağmen onların bile ana besin kaynağı sivrisinek değil. Büyümüş olan sivrisinekler ise daha da çok canlı tüketiyor. Balıklar, kurbağalar, kertenkeller, örümcekler, kuşlar, yarasalar ama yine hiçbirinin ana besin kaynağı sivrisinekler değil. Dolayısıyla sivrisinekleri öldürmek saydığımız canlıların hiçbirinin sonunu getirir gibi görünmüyor. Hayır, zaten karşılaştırın. Arı gibi, güve gibi böyle gövdeli gövdeli böcekler varken sivrisinek kesmiyor hayvancağızları. Kuzeyde çok ciddi sayıda sineklerin yaşadığı bölgeler var ve burada beslenmesinin büyük bir kısmını sivrisineklere bağlayan kuşlar mevcut. Ama oradaki sivrisinekler bizim için zararlı olanlar değiller. O yüzden zaten dokunmaya gerek yok. Dolayısıyla orada bir problem olmuyor. 4. Polenler. Sivrisinekler birçok bitkinin üremesine yardımcı oluyorlar ama küçük ölçüde. Kritik önemde oldukları çok az sayıda bitki var üremelerine yardım ettikleri ve açıkçası bunlar da insanlığın hayatta kalması için önemli bitkiler değiller ya da ekosistemde çok güçlü bir etkileri yok. Bunlar yok olunca bir şey olmaz demiyorum elbette ama sivrisineklerin insanlığa verdiği zararın yanında hiçbir şey değil diyorum. Sonuç olarak umarım doğru okuyorumdur ismini, Anopheles gambiae'yi yok etmek çok da sorun olmaz gibi görünüyor. Ama problem kesin etkisini asla bilemeyecek olmamızda. Öngöremediğimiz bir zincirleme reaksiyon düşük olasılıkla da olsa gerçekleşebilir. Diyelim ki bu riski almaya karar verdik. Çünkü kurtarılacak hayatların yanında ufak bir problem. Başka bir problemle karşılaşıyoruz. O da nasıl öldüreceğimiz. Zaten farklı türleri yanlışlıkla öldürmemek için böcek ilacı tarzı şeyler kullanamayız. Tekniğimizin aşırı kesin ve sadece sivrisineklere hedef alan bir teknik olması gerekiyor. Örneğin 1950'lerde bir tür sinek ABD'de çiftlik hayvanlarına ciddi zarar veriyordu. Bu türün dişilerinin problemi oluşturduğunu ve onların da ömürlerinde sadece bir kere çiftleştiğini tespit eden bilim adamları popülasyonu kısır erkek sivrisineklerle doldurdu. Böylece her dişi sivrisineğin üreme olasılığı azalmış oldu ve tür yok edilene kadar bu işleme devam ettiler. İşe yaradı. Fakat bu teknik bizim sıkıntılı sivrisineklerde denendiğinde kısırlaştırma erkekleri zayıflattığı ya da ömürlerini kısalttığı için dişiler tarafından seçilmediler ve işe yaramadı. Yakın zamanda Riddle diye bir teknik denendi ABD'de ve popülasyonu ciddi anlamda azalttı. Özet haliyle sivrisineklerin kan emici seviyeye gelmeden ölmelerine sebep olan bir genetik modifikasyon. Ama tamamen işe yaraması için modifiye edilmiş erkek sinek sayısının normal erkek sinekleri geçmesi lazım. O işte hiç kolay değil fakat çalışmalar devam ediyor. Özetle bütün zararlı sivrisinekleri yok etmenin dünyaya ciddi bir etkisi olmaz muhtemelen ama istesek de yapamıyoruz şu an.
Her bu tarz videoda olduğu gibi ama insan popülasyonu problem zaten. Savaşlar, felaketler olmalı ki nüfus kontrol altında olsun yazanlar olacak klimalı evlerindeki 500 liralık oyuncu koltuklarından. Nüfusu kontrol etmenin insanları katletmeyi içermeyen gayet güzel yolları mevcut. Yarın bir gün ölümcül bir hastalığa yakalanırsan bakarız, aa iyi oldu popülasyon azalıyor mu diyorsun, ağlıyor musun her yerde bana yardım edin ne olur diye. Dallama. Geçen videoda savaş iyi bir şey diyen birkaç tane gerizekalı olmuş da gerçekten çok sinirlendim. Dünya savaşlarındaki felaketler atlatılalı daha bir asır geçmemiş. Adam gelmiş savaş gerekli diyor. İnanabiliyor musun? Rahat batıyor gerçekten bazılarına. Neyse, konuyu daha da dağıtmadan sizce imkanımız olsa bu sıkıntı çıkaran türleri öldürmeli miyiz? Yukarıdaki anketten oy kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla genel kültür videosu için ekrandaki kartlara tıklayabilir, destek olmak için paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Bu arada tam edit bittiğinde bir şeyden bahsetmediğimi fark ettim. Bu sinekleri öldürmenin bir tahmini sıkıntısı da sonuçta popülasyonda o sineklerin yerine geçecek olan türün daha güçlü bir sivrisinek türü olsun, daha farklı bir böcek türü olsun eşit derecede ya da daha tehlikeli bir tür olabilme olasılığı ama yine bu da çok yüksek bir olasılık gibi görünmüyor. Bilginize sevgiler.